Selam millet, ne habersiniz? Bu derste tanımsız artikelleri göreceğiz. Yani les articles undefini. Nedir bunlar? Biz Türkçe'de belgesiz sıfatlar diye kullanıyoruz. Bir, birkaç, biraz gibi anlamları var. Tabi bu artikeller Fransızca'da isimlerle beraber kullanıldıkları için de feminen, maskülen ve çoğul formları var. Tabi her zamanki gibi istisnalar da var. Bu videonun sonunda bunlardan da bahsedeceğim. Artikeller her zaman ismin önünde kullanılır arkadaşlar. Feminen bir isimle kullanıldığında televizyon mesela. Feminen bir isim. Ün televizyon diyoruz. Bir televizyon. Hangi televizyondan bahsettiğimin bir önemi yok. Herhangi bir televizyon. Tanımsız bir televizyon. Eğer hangi televizyondan bahsettiğim belli olsaydı la televizyon diyecektim. Yani tanımlı artikel kullanacaktım. Tanımsızlara devam edelim. Eleün müzisyen. O bir müzisyen. Je ün ami Türk. Türk bir arkadaşım var. Burada fark ettiğiniz gibi hem arkadaş hem de Türk sıfatları da feminin oldu. Çünkü arkadaşımız bir kadın. Maskülen bir isimle kullandığımızda ile an müzisyen. O bir müzisyen. Bir erkekten bahsediyoruz burada. Je ami Türk. Ami ve Türk kelimelerinin telaffuzları aynı olsa da ün yerine an dedik. Maskülende. Bu nedenle konuşurken arkadaşımızın erkek olduğunu biz anlıyoruz. E peki çoğul olursa ne dememiz gerek? Burada kafamız rahat hem maskülen hem feminen çoğul isimlerle kullanılan tanımsız artikel aynı. De artikelini kullanıyoruz. Mesela des enfants çocuklar demek ama tanımadığımız çocuklar. Tanıdığımız çocuklardan bahsetseydim les enfants şeklinde kullanmam gerekirdi. Fark ettiyseniz hem artikelimiz hem ismimiz çoğul eki aldı. Tua, Dezami, Türk. Türk arkadaşlarım var derken o arkadaşların eğer erkek olduğunu biliyorsak sıfatımızı da maskülen formda kullanıyoruz. Tua dezemi Türk. Tua Türk. Eğer arkadaşlarımız kadınsa Türk sıfatını da ve ami kelimesini de feminen formda kullanıyoruz. Videonun başında istisnalar da var dedik. Nedir bu istisnalar? Sonu x, s ya da z ile biten kelimelerin çoğulları fazladan bir ek almıyor. Çünkü bu harfler zaten kelimeyi çoğul yapmakta kullanılıyor. He, bunun Türkçe'de karşılığı nedir? Türkçe'de böyle bir şey yok da Mesela kiler kelimesini çoğul bir şekilde kullanmak istediğimizde kilerler diyoruz. Bu istisnalar için Fransızca'daki örneklere bir bakalım. Un pays, bir ülke. depey ülkeler. Un choix, bir seçim. De choix, seçimler. Un gaz, bir gaz. De gaz, gazlar. Bir diğer notumuz da şu olsun. Biz sıfatlarımızı çoğul yapmak için, isimlerimizi çoğul yapmak için sonuna S takısı getiriyorduk. Ama sonu al veya a -Ü, o diye okunuyor. a -Ü ile biten kelimelerin sonu çoğul formda o oluyor. A-ü-x. Tabi o diye okunuyor. Angato, degato. Sonuna x geldi. Anjurnal, dejurno. Tanımsız artık ellerimiz bu kadardı. Bu ders yine Fransızca'da maskülen ve feminen kavramlarına da değindik. ister istemez. Ama bu kavram bize yabancı olduğu için tekrar tekrar değinmekte fayda var. Dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız takip ederek derslerin devamının gelmesine destek olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye.